Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hani uzun zamandır makyaj videosu çekmiyorum, siz de benden çok fazla istediniz. Ben aslında, neyse bunu ileride söyleyeceğim. Yılbaşı makyajı videosu da çekmiştim ama internette çok ufak değil, bayağı büyük bir aksaklık olduğu için video sabah uyandığımda yüklenmemişti. Yüklenmediği için yılbaşı da geçmişti zaten. O yüzden o videoyu yüklemekten vazgeçtim. Yani o kadar emek çöp oldu anlayacağınız. Bu gibi durumlarda insan biraz modu düşüyor. Ama olsun, tamam, gene bir makyaj videosuyla birlikteyiz. Bugün aslında bir görüşmeye gideceğim ve hazırlanacağım. O yüzden benimle hazırlanacaksınız. Daha doğrusu benimle makyaj anlamında hazırlanacaksınız. Ve ilk defa kullanacağım ürünler var. Bunları size beğendim mi, beğenmedim mi, ne kadar aldım, alsa mıydım, almasa mıydım tarzında yorumlarımı sizlerle paylaşacağım aynı zamanda. Önce göz makyajından başlamak istiyorum. Size biraz yakınlaştırdım. Yüzüm görmüş olduğunuz gibi artık şöyle sivilcelenmiş, renkli dönemime yaklaştığım için. Gözlerimin Maybelline'in Affinitone kapatıcısıyla şöyle bir eşitleyeceğim. Parmak ısımla dağıtıyorum bunu. Arkadaşlar, yılbaşı için çok tatlı bir makyaj yapmıştım aslında. Tam da sizin beğeneceğinizi düşündüğüm bir makyajdı bu. Ama maalesef yüklenmedi. Çok gıcık oldum. İlk defa bu kadar büyük bir sivilce çıkardı. Bu ne ya? Daha sonra Maybelline'in Fit Me kapatıcısını kullanacağım göz kapaklarımı eşitlemek için. Bunu ilk defa kullanacağım ben de. Şöyle görmüş olduğum gibi hiç kullanmadım. Bu 120 Classic Mori rengiymiş. Keşke şurasında bir aynası olsaydı. Şöyle çizgilenme, dolma yapmasın diye günlük hayatımda. Ve farlarım daha eşit dağılması adına şöyle bir dağıtıyorum onu. Daha sonra bir palet ki aldığıma pişman mı olsam, sevinsem mi? Şaka yapıyorum. Gigi Hadid'in şu far paletini aldım. 58 lira para verdim ona. Gerçekten 58 lira para verdim şu renklere. Bu arada fırçalarımı yıkadım da ayıptır söylemesi. Çok geniş açılı bir fırçayla buradaki mat pembe rengini alıp ilk önce katlanma bölgeme şöyle bir geçiş rengi oluşturuyorum. Ki pigmenti iyi. Pigmentini sevdim bu ürünü. Ama mesela lisede olsam ben bu ürünü alır mıyım? Almam. 58 lira hayatta vermem. Gidelim arkadaşlarımla kafelerde otururum yani. Yılbaşını kaçırdık ama ben gene de şöyle bir 2017 ile ilgili şöyle benim nasıl geçti bir sohbeti yapmak istiyorum. 2017'de yaptığım en iyi şey sanırım... Ay, fırçamın beni terk etmesi. YouTube kanalı açmak oldu. YouTube kanalımı biliyorsunuz ki 2017'de açtım. İyi ki yapmışım dediğim şeylerden biri bu. Sanırım yok. Şu an çok düşündüm de. Yani. Bilmiyorum, yok. Geçiş rengi oluşturduktan sonra şu paletimi şimdilik bir kenara bırakıyorum. Daha sonra Maybelline'in Color Tattoo'larından 26P001 rengi olması gerekiyor bu. Çünkü her şeyini yırttım şurasındaki. Ben gene de internetten bakar emin olurum. Ay, bunu sabah biri kullanmış. Şu parmak izi var. Şöyle bir rengi olan, altın yansımaları olan bir kahverengi. Direkt fırçamı alıyorum şu şekilde. Daha sonra göz kapaklarıma uyguluyorum. Daha sonra geniş açılı bir fırçayla dağıtıyorum. 2017'de YouTube sürekli bana çalıştı galiba. Her attığım videoya bir telifler. Yani 2017'de devamlı telif yedim anlayacağınız. Daha sonra Color Tattoo'muza teşekkür ederek onu bir kenara bırakıyoruz ve cicimize geri dönüyoruz. Şu olduğunuz mat mor gibi de koyu kahve gibi de böyle morla kahve arası bir renk var. Onu şöyle çok daha katlanma bölgeme dağıtabileceğim ama sabit bir fırçayla dağıtabileceğim bir fırça alıyorum. Daha güzel bir cümle kurdum ya, efsane. Katlanma bölgeme gel gitler yapıyorum şu şekilde. Şöyle yukarı kaldırıyorum biraz. Hiç ürün almadan dağıtacağım. Katlanma bölgemi dağıtıyorum sadece. Kaş altım ve göz pınarlarımı da aydınlatıyorum. Buradaki şampanya rengiyle ama şuradaki sedefli farlar dökülüyor arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Anladınız demek istediğimi.
kirpiklerimi kıvırıyorum. Daha sonra ilk defa kullandığım bir ürün L'Oreal Paris'in Paradise. Gmail'ini kullanacağım. Gerçekten bunu nasıl okunduğumu bilmiyorum. Çünkü her blogger, youtuber çok farklı okumuş bunu. Ben bu rimele aşık oldum. Gerçekten. Umarım indirimden bu rimeli almışsınızdır. Eğer alamadıysanız umarım en kısa zamanda alırsınız. Sevgililer gün indirimini bekleyebilirsiniz. Böyle yorumlarda beni böyle küçük düşürmeye çalışmışsınız. Ama emin olun ki kendiniz çok küçük düşmüşsünüz. Yani kötü yorum yapanlardan bahsediyorum tabii ki. Beni asla savunanlardan ya da mesela bazıları eleştirmiş beni. Mesela okey, ben siyah saç, esmer tenliyim, bana kızıl çok yakışmış abla ama gene de diğerleri konusunda sana hak veriyorum demiş mesela. Tabii ki esmerin bir tonu da var yani. Kapkara demiyorum ben asla ama dipten bahsediyorum ben oradaki rengim. Zaten örneklerden göstermişim. Hani ben kafama göre bunları sallamamışım. Öyle bir lüksüm yok çünkü benim. Neyse devam edeceğim. Pastelin Fast Ice kalemini kullanıyorum. Eyeliner kullanmadığım için gözlerimin daha keskin olmasını istiyorum. Bu kalemi beğendim. Daha önce Maybelline'in aynı ambalajlı olanını kullanıyordum. Onu kaybettim. Bunu aldım. Güzel. Akma yapıyor mu? Yani yapıyor. Akıyor. Maalesef akıyor ama öyle aşırı aşırı akmıyor. Şöyle şuralarıma çok geliyor. Yani akıyor. Bazıma geçiyorum. Max Factor'ın Face Finity. Finity bazını. Şöyle direkt yüzüme sıkıyorum ben. Fikirlerinizle tabii ki açığım. Sizin fikirlerinizle hareket etmek zorundayım. Sizin yorumlarınızı önemsemek zorundayım. Ama hakaret ve küfürlerinize asla tahammülüm yok. Zaten kimsenin tahammülü olmak zorunda değil. O yüzden gerçekten böyle çıldırdığım zamanlar da oldu. Şimdi öncelikle L'Oreal Paris Infallible Tel Cover Corrector'ını uygulayacağım. Yeşil rengini tabii ki uygulayacağım direkt. Şu sivilcemin üstüne sararak yapıyorum. Çünkü tenimde erimesini istiyorum biraz daha. Maskenim yavrulmaya başladı. Daha sonra L'Oreal Paris True Match fondötenine geri döndüm. Çok fazla fondöten denedim bundan sonra. Gerçekten videoda kullanmayıp çok fazla kullandığım fondötenler oldu. Ama tekrar sana bir dönmek istedim. Bir yoklamak istedim seni diyebiliriz. Benimkinin rengi 3R3C Rose Beige. Benim rengi bana koyu gelmez. Oradaki kadın çok yardımcı olamadı. Kendi kendime karar verdi ama iki pompa sıktım. Şimdi şöyle. Bana koyu bu. Fondötenimi güzelce yaydıktan sonra gene Maybelline'in Affiniton kapatıcısını göz altıma uyguluyorum. Az uygulamak istedim aslında. Niye böyle oldu ki? Evet, göz altımı da dağıttıktan sonra tabii ki pudrayla bir sabitliyorum. Aynı şekilde Maybelline'in Fit Me'si ile sabitleyeceğim. İlk defa kullanacağım. Yorumlara aşağıdaki açıklamaları şey yazacağım. Aa, bu çok koyu geldi bana. Bana biraz koyu geldi. Daha doğrusu ben göz altıma aydınlık sevdiğim için. Daha sonra Gigi'nin tekrar paletini alıp buradaki çok koyu olan rengi ince uçlu bir fırçayla kirpiklerime uygulayacağım. Çok böyle dağınık uygulamadım. Temiz dursun istiyorum göz altım. Rimeli alt kirpiklerime de uygulayacağım. I Love Makeup'ın bronzer ve highlighter kitini kullanacağım. Kontür işleminden sonra Flormer'ın Terracotta Powder'ın 26 numarasını şöyle hem bronzer hem allık olarak çok geniş açılı bir fırçamla uyguluyorum. Ben kaşlarıma geçiyorum. Anastasia'nın Deep Brow Dark Brow kullanacağım. Benim numaram bu. Gayet böyle bitti. Bunu daha nerede bulacağım çok merak ediyorum gerçekten. Sadece şuralarını boyuyorum. Sürekli kaşların birbirinden farklı deyip durmayın. Biliyorum. Biri kavisli, biri dik. Biliyorum. Wet n Wild'ın Mega Color'ıyla hemen dorsal sabitliyorum.
Dünyanın en muazzam highlighter'ı hazır mısınız? I Love Makeup'ın contour ve highlight paletindeki highlighter. Aşık oldum. Böyle bayağı geniş açılı bir fırçayla uyguluyorum. Çünkü o kadar beğeniyorum ki fırçayla performansını. Ve bayıldım bence. Almanız gereken paletlerden. Bir tane şunun güzelliğine bakar mısınız? Muazzam. Evet, şimdi ruja geldik. Rujda Flor Marin Sleek Matte Look It 02 Feel rengini kullanacağım. Daha sonra üstüne de biraz daha parlak Essence'ın Shine 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 With Luck lip gloss'unu kullanacağım. İlk önce rujumu uygulayıp çok az uygulayacağım ama o da dudaklarımdaki fondöteni biraz alsın, daha dudağıma bir pembelik versin diye. Parmaklarımla dağıtıyorum. Lip gloss'unu uygulayacağım. Bunu ilk defa kullanacağım. Böyle konuşunca kendim bir şey oluyor. Konuşup kendim böyle. Ama tadı çok güzel. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Bu arada bana şans dileyin lütfen. Çünkü gerçekten görüşmeye gideceğim birazdan. Makyaj videosunu beğenmişsinizdir. Sık video atmaya çalışacağım. Daha sık makyaj videosu atmaya çalışacağım bundan sonra. Kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepinize mutlu yıllar. Hala böyle oluyor. Hazır, hepinizi çok seviyorum. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Umarım 2018 hepinize uğur getirir. Mutluluk, sağlık ve huzur getirir. Biraz da para getirir inşallah. Hoşçakalın.